fotoğraf çekerken hissetmelisiniz diyorlar. Bu doğru mudur? Yani fotoğraf çekerken yani, hissetmelisiniz, bu doğru mudur diye geliyor soru. Bir yerden sonra şey oluyor yani makinelerin üstünde bir markalar var, bir sürü objektif var, şey var. Ben mesela makinaları bu yeni bozulduğu için, yani bu bir 10 günlük makine. Yani markası gözükmeyecek şekilde kapatıyorum, bir şeylerle kaplıyorum. Onunla bir bağ kurmak istiyorum yani. Kişiselleştiriyorum onu. Ve yani bu çok güzel bir örnek. Bunu göstermek istersen belki şey görebilir takipçilerimiz. Yani bu ne var bunun üzerinde şu an? Yakına götürüp koyacağım. Yok, tamam. Yok problem. Ne, tamam. Yani ne var bunun üzerinde? Yılan derileriyle kaplı. Yani bir yerde bulmuşsun Hindistan'da. Çöptü yani hani o şey değil. Ama çok güzel bir şey kazanmış durumda. Karakter oldu. Bir de şey gibi düşünmeniz gerekiyor. Yani hani bir şey olabilse, hani gözümüze bir şey yerleştirseler de gördüğünüz şey zoom yapıp çık yapıp kaydedebilseniz yine gözdeki bir çipe nasıl olur? Çok iyi olur değil mi? Ama bunu da aynı öyle düşüneceksiniz. Yani elinizin, yani sizin bir organınız gibi düşündüğünüzde çok iyi tanımanız gerekiyor makinenin özelliklerini. Bütün bazı böyle şey gibi düşünün. İyi bir yemeğin önce zeminini yaparlar yani yatağını. Ondan sonra o yemeği onun üstüne koyup dekorasyonu işte sosunu yapar ama zemin şarttır. Yani ya iyi bir tabaktır o ya bir yataktır. Fotoğrafta da 3-4 tane önemli bir mevzu var. Yani böyle diyafram enstantane asa değerleri gibi, ışığa hassasiyet gibi. Bunları öğrenmeden fotoğraf makinesine bir şeyler yapmaya başlarsanız zemin olmadığı için hep bir şey eksik kalır. Çünkü o değerler sizin neye önem vereceğinizi, neyi arkaya atacağınızı anlatır. Yani uzun bir konu bu. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani fizik olarak bazı şeylerin bilinmesi gerekiyor. Ve onun çok yani bize akademi ikinci sınıfta cansız bir manken çektirdiler. Bütün bir yıl ya. Böyle duruyor. Işık değişiyor. Onun suratındaki ifadeler değişti ya. Cansız bir. Yani o kadar zor bir konu aslında. Kolay değil. Yani o yüzden eskiden bilgi yoktu. Şimdi her yer bilgi olduğu için bence süzgeçten geçirip kendilerine bir hoca gibi bir tayin edip interneti oradan çözsünler ama çok da böyle ağır bilgilerle değil. Yani yavaş yavaş yapa yapa bir şeye gelir iş. Çok güzel. Bu bir takipçimizden yani canlı. Bunu 50 kolu parmağı zannedecek. Hissetme yani aldığı yani. Zaman hissetme var. Hani ben mesela diyorlar ki çok iyi bir makine çıktı. Ben korkuyorum. Yani yok diyorum şu anda. Onunla kontak kuramam yani ben. Onu bir tanımam lazım. Şimdi renkleri yeni bir şey yapmışlardır sevmem diyorum. Olmaz mı? Öyle bir şey yani.